Arkadaşlar merhaba. Bugün 21 Haziran 2023. Çarşamba günü Güzide vilayetimiz Elazığ'dayız. Elazığ'da bugün tam 8 koşul programı. İstanbul'da da arkadaşlar var. 8 koşul program. Premium üyelerimize ait olan yayın. Arkadaşlar değerli bir çalışma yaptık. İstanbul yarışlarını bir iki nüans var arkadaşlar. Yani onu eğer gelirlerse o nüanslar, yani at onlar o nüanslar, içeri alabiliriz gibi. Elazığ tabii klasik bir yarış günü bugün Elazığ'da. Fırıldak olmadığı müddetçe burayı da almamız lazım. Normalde tutturduğumuz zamanlar oldu Elazığ'ı. Birinci koşu 17.45'te. Bunlar akşam koşuları. 17.45 şartlı 4. 2 yaşlı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Evet, burada 3 numara Princess Alioni Menderes Avşar'la artık 7, yani 1. 4'lü Ganyan'da ilk 2'ye girer ama yani burada 2 numara Karol Luxor'la kapışır. 1 ve 2 onlar yapar diyoruz. Tabii ki bunun yanında 1 numaralı Altın Poyraz İsa Katar'la da enteresan bir koşu çıkartabilir. 3-2-1 diyoruz buraya. Ferit Yardımcı ilk kez koşacağı Safkan tabii enteresan bir sonuç çıkartabilir. Yani normalde 4'lü Ganyan'ı önemsiyorsak 4 atı yazmamız gerekiyor. 3-2-1-4 şeklinde. Evet, Yedili Plase başlıyor. İkinci koşu 18.30'da. Maiden dişi 3 yaşlı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar burada. Evet arkadaşlar, yani burada şimdi biz 1 numaralı Çiğdem Ana'yı banko atacağız. Evet, bu Victor Gallop'tan gelme Red Giant yavrusu. Amokachi, Noble Blossom, Assistan, Kalimnos, bunların hepsi var yani, bunları biz biliyoruz ama en azından ilk ikiye gireceğini düşünüyoruz biz bu safkanın. Çiğdem Ana banko arkadaşlar. Yedili Plase ve Dörtlü Ganyan'da banko. Tabii ki Dörtlü Ganyan'da belki bir bankomuz daha olabilir. Altılı Ganyan başlıyor. Saat 19'da 3. koşuyla beraber şartlı 5. 4 yukarı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. Evet arkadaşlar, burada önceliğimiz bizim 1 numaralı Bilikit. Abdullah Çankaya'yla ki tuttuğumuz bir safkan. Artık yani bir şekilde 4. koşuya çıkacak. 3-4 koşuda bir kazanır bu. 2 numaralı Bogota. Ali Şaşmaz. Ahmet Şaşmaz pardon. Bogota'ya biniyor. 3 numaralı Emin Amca. Muhammed Balan Çakmak. 4 numaralı Angry Bull Mehmet Parlak. Ve 9 numaralı Garanor Umut Demir diyoruz. Yani Westgrove, Angry Bull, pardon Westgrove ve Yıldız Kıran'da arkadaşlar bakın, yazmak isteyenler yazabilir. Biz tutmayalım sizi. 1, 2, 3, 4, 9 diyoruz biz. Dediğim gibi yazmak isteyen, bizim bu haricimizde verdiğimiz adın haricinde yazmak isteyen varsa yazabilir. 4. koşu handikap 16, 4 ve yukarı yaşlı Araplar 1200 metreye çıkacaklar. Evet arkadaşlar, burada 3 numaralı İlkay Oğlu'nu banko atacağız. Bulduğu bu uygun grubu değerlendirmek isteyecektir. Zaten 1200 metre, yani 62,5 kilo biraz fazla da olsa önemli değil. Zaten Diyarbakır'da 59 kilo ile Alişan Bar'la gelmişti. Genelde Diyarbakır'da koşuyor ama Elazığ'da da güzel işleri var. 62 kilo ile Elazığ'da handikap 15'i kazanmış mesela. Görüyorum onu Haziran, geçen sene Haziran ayında. Evet, burada da İlkay Oğlu banko. 5. koşu Keban koşusu kısa vadeli 4 yukarı Araplar 1500 metreye çıkacaklar. İlginç bir koşu bu. Neden ilginç koşu? Çünkü 118.500 lira gibi bir büyük ikramiye var. Bu yani Elazığ ve Şanlıurfa, Diyarbakır vilayetlerinde. Arkadaşlar burada güvendiğimiz bir at var. Biz ona yatırımımızı yapacağız. Bu at hak ediyor. Uzun zamandır birinciliği yok. Böyle bir ikramiye alması lazım bu kalitede bir atın. 6 yaşında olan bu bilirkişi 1 numara İsa Akıbuz'da Fuat Canlık'a sahibi. Susen'in antrenörlüğünde banko. İkinci bankomuz da geldi. 1 numaralı bilirkişi. Tabii şimdi Sararhanlar, Dört Nala Beyleri, Bangır Bangırlar diyeceksiniz ki öyle yapar iş, böyle yapar iş arkadaşlar. İnşallah tuttuğunuz at Ganyan olsun diyeyim ben de. 6. koşu Maiden dişi 3 yaşlı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. 5 numaralı Faralina Mehmet Ali Aktürk'le burada ilk atımız. 6 numaralı Neriman Sultan Mehmet Şakir.
Bu Mehmet Şakir de yarış kazanıp duruyor sağda solda. İki numaralı aşkın Mehmet Doğan. Bir numaralı Kafkas gücü Muhammed Baran Çakmak. Ya bu Muhammed Baran Çakmak bugün bu at İzmir'den geldi normalde bu Kafkas gücü. Diyarbakır'da zorlamadılar bu atı. Haziran, 10 Haziran'da çıkmıştı. Yazacağız ama onu. Buraya armut toplama gelmedi herhalde. Yarış kazanmak istiyordur sahipleri. Yani Sharp Ice var. İsa Akibuz binmiş her ne hikmetse. Arkadaşlar enteresan. Biz burada en kötü ihtimal Neriman Sultan'ın güzel iş yapacağından eminiz. Neriman Sultan arkadaşlar. Corinthian temsilcisi. Burada çalışmaları da en son böyle rahat 24.7'ler falan var. Şanlıurfa pistinde 24.7 rahat yapmış bu at. Düşünebiliyor musunuz? Yani inanılmaz bir şey. Neriman abla. Evet, 7. koşu şartlı 4. 3 yaşlı İngilizler 1900 metreye çıkacaklar. 8 tane safkan burada. Birbirinden güzel bir mücadeleye girişecek. O onu geçecek, onu geçecek diyemiyorum. Birbirini geçiyorlar ve gidiyorlar arkadaşlar. Kolay kolay geçemiyorlar birbirine. Sıraya giriyorlar. 5'er 6'şer boyla. 5 numaralı King Hassel. Mehmet Doğan'la ilk atımız. 2 numaralı Taşkayalar Mehmet Taşkayalar ve 4 numaralı Immortal Knight diyoruz. Ferit Yardımcı'yla. Tabii Forever Zuzu arka arka kazanabilir mi? Düşünmek lazım. Biz şu an 5-2-4 diyelim. Şimdi Elazığ'da ilk kez çıkacak bu at. Pek şans vermiyoruz açıkçası. Ya ama şöyle bir durum var. Elazığ'da çalışma yapıyor. Onu da söyleyeyim. Elazığ'da çalışma yapan bir safkan bu Forever Zuzu. Yani burada bir şekilde ters bir koşu çıkartırma olabilir. 5-2-4. 7 burada büyük sürprize hazırlanıyor. Onu da söyleyeyim. Güngör Baba temsilcisi Jetiso. Büyük sürpriz hazırlanıyor. En hızlı koştu. Kolay kolay kazanan bir at değil. Ama en hızlı çalışmaları var. 26.5'i rahat çalışmış burada. Evet. Jetus'a da bakın arkadaşlar. Son koşu, 8. koşu. Handicap 13. 4 yaşlı Araplar. 2000 metre çıkacaklar. En nefret ettiğim koşu Handicap 13. Enteresan bir 50 ganyanlı at ya da 60 ganyanlı ata hazırlanın önce onu söyleyeyim. Burada evet başlayalım şimdi 10 numaralı Arap damat Mehmet Şakir'le 8 numaralı Taylan'ım Mehmet Emin Doğan 9 numaralı Anadolu gücü hem 50 ganyan vereyim size 1 numaralı Kamışlı Çiçeği İsa Katar bana göre bu kazanma ihtimali en yüksek safkan bu. Ve 5 numaralı Anatolian Mehmet Taşkaya. 10, 8, 9, 1, 5 diyoruz. Dediğim gibi burada arkadaşlar 11, 12, 13, 6, 4. Bunların hepsine bakın. Bakın 11, 12, 13, 4. Evet hepsine bakın arkadaşlar bunların. Yani Eymen'ime de bakın hatta. 3 numara. Bence Eymen'im de gelir burada. Onu da ilave edeyim. Ferit Dalim sıkışmış araya. Buraya onu da yazalım. Evet arkadaşlar bu son ayak böyle. Yani çok sıkıntılı. Elazığ ile ilgili görüşlerimizin sonuna geldik arkadaşlar. Tüm takipçilerimize güzel bir gün diliyorum. İstanbul'la ilgili premium üyelik 150 lira arkadaşlar. 150 lirayı aylık online yoluyla bu videolarımızın altında katıl butonu var. Oradan normal alışveriş yapıyorsunuz arkadaşlar. O şekilde artık dijital dünyaya geçtik. Basit yani oldu her şey. Ve YouTube gibi hatır sayılı güvenilir bir burada sosyal medya var. Yani burası YouTube olmasa belki biz bile olmazdık. Yani biz güvenmediğimiz bir şeyle işbirliği zaten yapmıyoruz. Bizim kendi danışmanlık sıfatında işlerimiz var. Aynı zamanda internasyonel olarak. O bakımdan YouTube'u biz güvenilir bir sosyal medya aracı olarak gördüğümüz için hani girdik bu işlere. Evet böylece Elazığ ile ilgili de görüşlerimizi bildirdik arkadaşlar. Tabii ki tuttuğunuz atlar önce siz onları yazın daha sonra bizim dediklerimize bakarsınız.
Ama ilk ayak ve son ayağa çok dikkat diyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese bol şans, hoşça kalın.